Birinin sizi ne kadar sevdiğini ölçüyor. Çok seviyorum ulan. Acayip. Bak bak. Bir dakika ben dur hatırlamam lazım. Kısmına... Bir dakika. Ne alaka Zeyda? Saçını takılmasın bak vallahi ağlarım. Aa! No 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 no. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Fırat Albayram, tatilci boy geliyor. Kendisini sonradan sundurmak istedi. Tayland'da çakma turistik ürünler satmaya geldim. Hanımım demez Taylandlılar. Her şey 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar. Her şey böyle. Ama hiçbir şey o fiyatta değil. 25 dolar alıyorlar. Benim canım çok sıkın. Rejimdeyim arkadaşlar. Yakında bir video gelecek. O videoda ben hepimizin çok sevdiği, benim çok hayran olduğum ünlü bir isimle uçaktan atlayacağım. Ceyda Cancık olduğu için atlamıyor. Cancık olduğum için değil. Yükseklik korkuma. Hayda! Her şey yapmak zorunda mıyım ya? Neyse bana dediler ki Türk Hava Kurumu'nun belli bir kilo sınırı varmış. Ben onu 1,5 kilo açtığım için en az 3 kilo verip gitmem gerekiyor. Şu andan itibaren rejimdeyim. Sadece salata yiyorum. Sadece senin için abi. Seninle atlayabilmek için ve bunu tadabilmek için yapıyorum. Kral. Tabii. Video uçaktan atlama videosu olmayacak hatta. Video onunla bir gün geçirmek olacak. İsmini vermiyorum. Niye vermiyorum? Hype kalsın. Ne kalsın? Hype'ı. Yükselsin biraz. Hype Kocaepkin. Söylemeyecektin. Niye söyledin? Şakaya mahal verdin. Söylemek zorunda kaldım. Hayko Cepkin abimizle konserine gideceğiz. Onlar orada uçaktan atlayacaklarmış. Ben de bilmiyorum neden yani konsere gidiyorlar ama uçaktan da atlıyorlar. Konsere mi uçaktan atlıyoruz? Ben atlamıyorum da o sırada ben sizi alanda beklerim. Hayır. Alandayız. Ey, ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Bir gidelim orada göreceğiz. Sen de atlayacaksın bu arada. Kim çekecek? Oğlum birinin önüne biniyorsun. Üçünüz atlıyorsunuz. Şöyle kardeş kardeş. Onlar çekiyor paraşütü. Biz yapmıyoruz. Biz sadece havasındayız olayın. Onda yükseklik korkusu var tabii. Yapamaz mısın? Atlarız iş sonuçta. Ooo işte bu görüyorsun. Bak gördün mü? Evlendi sorumluluk sahibi oldu. Evlendi sorumluluk sahibi oldu. Videolar biraz eksik geldi geçen ay. Neden? Bu Cancık evlendiği için ve Utku Cancık'ı tatile gittiği için. Ama şimdi tam takır tam devam ediyoruz. Tam takır kuru fakir derler ona. Yunis'i bir Allah mutlu etsin uzun ömürlü olsun şeyi alırız. Uzun abi tebrik ederim ama. Yazın. Bir şeyler yazın işte. Değil altınlarını bayağı. Bozdurdun mu? Hayır. Güzel bozdurma bence. Altınlarım vardı bitti mi? Şu dans ne? Tamam, bez ürünlerimize geçelim. Kendime yeni dans. Kendine yeni dans bulmadım. Evet, bundan sonra aralara beni böyle sokun. Başlayalım. Ben ürünleri 1,5-2 ay önce aldım. Ne olduklarını çok bilmiyorum. Bol yağlı bir yemek söylemen lazım. Patlıcan mı? Yağlı olsun. Taze fasulye. Ama zeytinyağlı olur mu? Yağlı olsun işte. Söyle. Tamam. Yunus ne yersin? Hiçbir şey abi. Ne yesin ya çocuk? Ben de yiyemiyorum, ben rejimdeyim. Ama bak bu harika bir ürün. Eğer çalışıyorsa beni inanılmaz zayıflatacak. Buraların pıtı pıtı dökülmüş gene. Hep zayıflamaktan. Buldum. 5 dakika önce başladı Közde ama. Közde döner nasıl fikir? Ama yok onda... Közde döner ne alakalı ya o yemek ya? Sen canın yemek istiyor diye ya. Hayır canım istiyor da. İstersen hamburger söyle, onun içinde yağ var ya böyle. Olmaz, onu çekmez. Güveç gibi bir şey söylemem lazım. Heh, bravo kardeşim. Kral. İşte akıllı adam. Kral. Evlendi, zekası da arttı bunun. Harbiden ne oldu aslında? Demek ki senin bir evlenmen gerekiyor. Şurada patlıcan musakka mesela, anladın mı? Patlıcan demedim mi ben? Sen patlıcan... Hemen bunu söylüyorum. Sos. Bana kızacaklar sadece bunu söylediğim için ama kusura bakmayın. Patlıcanın var ödü, bitti. Abi neden ya? Bazen öyle çok salak şeyler aklıma geliyor. Kusura bakmayın inşallah. O zaman öncelikle elimde telefon varsa varken harika bir telefon ürünü göstermek istiyorum. Niye bunu almışım hiçbir fikrim yok. Telefonum küçük diyelim, tamam mı? Ama sen daha büyük görüntü görmek istiyorsun. Ne oluyor ya? Daha büyük ekran izlemek istiyorsun. O zaman 3D Enlarged Screen Mobile Phone alıyorsun. Bu mevcut telefonumuzun büyüteç halinde büyüterek ekrana daha büyük verdiğini iddia ediyor. Fakat malzeme kalitesinden... İmkansız olduğunu düşünüyorum. Leş gibi 5. dünya ülkesi plastiği kokuyor. Kaça aldınız bunu Fırat Bey? Hiçbir hatırlamıyorum fiyatlarını. 1,5 önce aldım. Allah bir 3 katına çıkmıştır. Hemen şuradan bir bizim videoyu açayım telif yemeden. Telif atsam ya bizim kanala, bizim videoyu açtığı için. Bir dakika lan, bu bayağı iyiymiş oğlum. Uçakta uçakta da kullanılır. Ya böyle bir şey izlenir mi abi? Yuh çok iyi. Çok görüntü kalitesizliğine bak Allah aşkına. Hiç görüntü çok güzel. O zaman demek ki orada oturunca gözüküyor, buradan gözükmüyor çünkü. Evet. Very good, very nice bir görüntü. Look at this man. Güzel değil abi, gargıcık. Ha tamam, büyütüyor da yani, puanım 2. Evet, bazı şeyleri gözünüzde büyütüyor. Şimdi böyle, bak. Abi çok başarılı. Gerek yok. 10 numara 5 yıldız bence, çok güzel. Puanım 2. Hayır, ben 5 verdim. Fiyat performans ürünü. Ne biliyoruz? Fiyatını hatırlamıyoruz ki performans iyi mi? Abi yapmış. Bunun ne kadar fiyatı olabilir? Belki 200 lira. Yarın patlayacak. Ne? Yalnız yarın bununla patlayacak. Var ya ateş yakılır, çok tehlikeli. Dışarıda kullanmayın bunu. Aa. Mesela beni büyütüyor mu? Allah Allah, ben de bakayım da videoda izlerim.
Aa, çok iyi. Bence çok başarılı. Ya çok başarılı demezsin de he. Hayır, çok güzel. Ayrıca mükemmel yanıltıcı bir reklamı var. Bakın aynı kalitede görüntü verdiğini iddia ediyor. Teddy Bear'ı koymuş oraya, yalan. Made in China. Çok da şaşırmadım. Burada böyle bir şeyim var. Ne olduğunu bilmediğim. I love you diyor. Onu bu yüzden almış olabilirim. Bana mı aldın? Evlilik yıl dönümü hediyesi. Bu ne lan? Aa, iksir. Aşk iksiri. Unuttum ya aldığım şeyleri. Ne işe yarıyor? Aşk iksiri. Ya ne iksiri? İşte. Ne bu ya? Ya insan bir yerine ne işe yaradığını ama yazar. Ama bak resimlerde nasıl? Üst tarafta su var. Tamam da mana yok. Mesela aşkla mı doluyor acaba? Bir tane daha almışım zaten bundan. Neden bilmiyorum. Onu da açayım. Evlilik yıl dönümü hediye mi? Bu da size Utku. Ay, Utku mu? Yunus diyecektim. Bir tane Alman çok gerçekten. Yanlışlıkla almışımdır. Ya hukum saati gibi işte. Bu böyle bak. Ya sahtelik, bunu böyle koyabiliyor musun? Altına bakar mısın? Ters tutuyorsun. Evet. Doğru. Ben buldum. Koy bunu böyle buraya bırak. Bu zamanla kalp yukarı çıkacak. Aa, yukarı çıkıyor. İşte aşkta biraz zamana ihtiyacınız var. Çünkü sağdakini az önce sevgi pompaladım. Buna pompalamadım. Aha, aha, aha. Aha, düşününce oluyor hakikaten. Aa. Seni düşündüm. Sağ ol. Ceylap. Kardiyolog lazım şu an. Kalp fazla pompa yapıyor. Birinin sizi ne kadar sevdiğini ölçüyor. Bak şimdi. Mesela seni düşüneceğim. Aşk ölçer. Oo. Görüyor musun? Bak. Fışkırtacak şimdi bak. Çok seviyorum lan. Acayip. İnanılmaz seviyorum. Çok seviyorum. Çok. Çok seviyorum. Bu acayip bir ürünmüş. Nasıl oluyor bu ya? Geri nasıl göndereceğiz o suyu? Vallahi bravo, değişik bir şeymiş. Bunu birbirinize böyle niye alasınız yaptım. Benim de bir bilgim yok ama yani değişik işte. Muhtemelen elinin ısısıyla gelişiyor ama bence olsun. Ben sevdiğimi düşündüm. Manası yok. Yani neden alasın? Boktan bir hediye yani. Senden ayrılmak istiyorum demek için harika bir hediye olduğunu düşünüyorum. Sana bunu aldım yılbaşında. Sana bunu aldım sevgililer günde. İki kaç para olduğunu bilmemen üzüyor. O zaman telefondan devam edeyim çünkü sana harika bir ürünüm var. Bana uçakta kullanacağın. Evet, o yüzden almıştım. Bu kadar da dandik olmasın. Bir saniye açtım. Açık zaten altı. Evet, açıkmış. O ne ya? Doktor bey. Sığmıyorsunuz. Ana! Gitti. Çinliler gitti. Özellikle turistler için üretilmiş. Hem hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Bu şekilde. Bence bunu ekran kaydı al. Saftirik videoya kaydediyorum ya. Güzel de neden yani? Gerekliliği anlayamadım. Ama gerekliliği bu işte bak. Aa, Louvre Müzesi. Ne kadar hoş bir yer. Çok güzel. Aa, ölüler geçidi. İlk insanın mağarası. Çok güzel. Beni seç. Beni seç ne ya? Beni gör. Vay canına. Harika bir Fransız heykeli. Böyle aptal bir ürün olamaz ya. Bu ne abi? Influencerlar için. Dur lan, buldum. Gelin. Ceyda Kasabalı'nın daha iyi sunum yapabilmesi için harika bir ürün. Arkadaşlar, bu havluyu bilmem nereden aldım. Oha, eller çok iyi. Bir dakika, çok iyiymiş bu. Bunu video çekelim. Bak bak. Harika ürünmüş. 5 liraya aldım, mükemmel. Tamam abi, bundan sonra bunu kullanacağım. Manyak gibi gezeceğim. Üstümde böyle, bununla. Abi şey bu, hani böyle koşma... Dur bakayım, bir koşma çekeyim şurada. Yunus, seni çekeceğim ama. Çekip... Allah kaç. Düştü. GTA videosu çekebilirsin bununla. Çekeceğim şimdi. Bunu beğendim, bunu kullanacağım videolarımda. Hangi videolarımda? Mesela geleceğim şimdi yanına seni. Sen GTA karakteri olacaksın. Şöyle yapsam GTA karakteri olur muyum? Onlar durduğu yerde böyle hareket yapıyor ya. GTA oynayamıyor mu benim? Bakalım hadi izleyelim. Bunu beğendim, puanım 9. Bunu beğendim. Ne işe yarar derseniz. Bu işe yarar. Bir gün bir işimize yarar bu, değil mi lan? Ben onunla var ya video çekeceğim. Mesela bununla deveye binmiş olsaydık çok iyiydi. Oo. Wow. Very tall. Anam. Okey. Tam o kadar güvensiz ki abi. Düşer ama. Çok böyle şey. O yüzden 9 verdim. Bunu niye aldığımı hiç bilmiyorum ama bu gözlük. Aa, gözlük almışım. Abi bunu al. Ya bunların hepsinin gerçekten gözlük takmak isteyip ama gözü bozuk olmayanlar için. Harika bir ürün. Her yerde var bu. Aa, camı yok. Çok iyi. Ver. Vermeyeceğim. Bir bakayım şurada kendime. Moda kataloglarında 40 yaş üstü vardır ya, ona yalandan gözlük takarlar. İş adamına benim. Bence müthiş bir gözlük bu. Ver. Bunun ama yanlarında ışık bir şey var bunun. Saftirik. Evet. Aa, pardon. Ya ama hiç bana baktırmıyorsun.
Özür dilerim. Ben bunu şimdi hatırladım. Ver. Bir dakika ben dur hatırlamam ne? Kısmına... Bir dakika. Bak burayı açtık. Ben yaktım işte. Burayı nasıl açtık peki? Bir şey okurken çok iyi. Okuma gözlüğü. Ben yakını görebiliyorum çünkü uzağı göremiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Gidiyorum abi. Ama önce ben ürünümü tanıtacağım. Bir de boynumuza da şey astık mı 10 numara hareket bak. Hem ışığını veriyorsun videonun. Aha çok iyi. Videonun ışığı bu. Karanlıkta çekmek için hem de burada fotoğraf makinesi. Bunun ne ışığı? Gözüm alıyor. Ver. Bir deneyebilir miyim? Bir kitap verin bana. Aa gidiyorum vallahi bak ha. Aşkım beraber yapacağız. Bekle. Fırat hiçbir şey bana denettirmiyorsun. Her şeyi kendin denedin. Karanlık ortam yaratalım. Ya başka yere gidelim orada deneyelim. Böyle şey bir kitap okursanız bunun gözlükten ışık geldiği için aydınlanırsınız. Ne kitap okursun? Okurken aydınlandım dersin. Kişisel gelişim kitaplarında birebir. Aa! İşe yarıyor mu? Evet. Aa mesela kocanızı rahatsız ediyorsunuz kitap okurken ya da karınızı. Çok güzel yatakta bununla. Birazcık daha aydınlık olabilir mi? Seviyeleri yok mu? Çok güzel ürün buldum. Bu güzel bu benim. Ama karanlıkta çok komik görünüyor bak. Peki niye gözlük şeklinde yapmışlar? Ortası olmasa da olurdu. Sus. Abi aynada falan çok iyi görünüyor baksanıza. Ne güzel ürünler aldım. Beni partide hayalledin. Çok güzel dans ettin. Bunu çok beğendim. Fırat! Işık açma kapama yeri biraz dandik olmuş. Birazcık da güçsüz ışıklar. O yüzden puanım 6. Bunu çok beğendim. Fırat! Daha iyi olması için gözümüze taktığımız anda ışıklanması gerekirdi. Öyle bir şey gerekmezdi. Yanlara bastığında bir tık daha güçlü ışık verse ben bunu kesin kullanırdım bu arada. Big Happy Hair. Büyük mutlu saçlar. Gelmiş geçmiş en dandik ürün. Influencer'lara önerilir. Bunu kaydırabilirsiniz. Comfortable Live. Ya çok güzel bir şeyse? Ne ya? Bunu kullanman lazım. Aa ama saçımı açamam ki. Neden açamıyorsun aşkım? En sona bırakalım o zaman. Deneyeceğim tamam ama şimdi değil en sona bırakalım bunu. Böyle stilleri var. Aa! İşe yararsa bizimkiler bayılır buna. Bizimkiler dedin kim? Tüm kadınlar. He ben annenler dedim sana. Şurada dursun ama bunu birazdan yapacağız. Tamam bunun ne olduğunu bilmiyorum bakalım. Ya gerçekten daha dandik yapın şunları ya. Hepsi paketinden çıkarken bir şey yaşanıyor. Bu ayak altı masajı falan mı? Bu kimin ayağı ya? Bebek ayağı. Ya poşetlerinde poşet, neden? Bu kadar. Poşeti bu. Böyle mi bu. Geldi ürün? Evet bu. Merdiven. Bence. Ayak bence. Şöyle tak. Hayır yavrum böyle takıyorsun. Oh evet. Sırtıma dikkat et ama. Aa çok acıtıyor be. Hiç beğenmedim. Oh vallahi acıttım. Oo iyi mi masaj yapıyor ondan mı acıtacağım? Tamam istemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ver bak ben sana yapayım böyle. Ne işe yarıyor? Bence böyle bir şey. Ya ne acıyor ya? Bu böyle değil miydi acaba ya? Ben ne aldım acaba? Ama niye altı tırtıklı olsun? Bence bir manası olmalı. Suda mı çalışıyor acaba? Ben ayağımı takacağım. Bence ayağı takıyorum. Ya Ceyda bu ayağa nasıl takılabilir yavrum? Hay bu içi niye tırtıklı? Orada benim kafam karışıyor. Tamam hadi burasını anladık. Şimdi arkadaşlar ben biraz bunları denedim. Gerçekten harika çalışıyor. İkisi birlikte mükemmel bir kombinasyon. Vlog çekecekleri yeni önerim bu. Bu işte tam uzman gibi görünüyorsun ama böyle. İş bilir görüntüsü bak. Aynı zamanda Tayvan'da sizin vlogunuzu da çekebiliyorum müşterileri. YouTube kanalı da açmışım. Hizmet. Türk'ün yeri adı. Gelin başka bir şey yapacağız şimdi. Herkesin çok merak ettiği bir şey. Bu Instagram'da aa, çok dolanıyor bu. Gelin. Evet ben de görüyorum. Eğer gerçekse var ya. İyi olur. Şimdi bir tane karpuzumuz var. Karpuzumuzu yarıdan kesmemiz lazım. Kelek mi bu? Ne bileyim. Hafif kelek. Dursun ya, şöyle. Bunun ne alaka ya? Of. Yavrum biz babamla çok seçtik bunları. Şimdi karpuzu ne keser? Yapacak. Şunu da keseyim. Burada mı keseceksin gerçekten? Şu tezgahın üzerine mi keseceksin? Görüyorsunuz. Çıldırtmak için yapıyor bunları. Ne çıldırtma? Hayır kesmeyeceğim. Nerede keseceksin? Lavaboda. Kafamı ala duvara vuracağım şimdi. Ha. Git şuradan bir tane al. Bundan al. Lavaboda kesmek daha mantıklı. Ondan aldım. IQ'un gitgide düşüyor. 103 falan şu an ya. Dağıtma yerlere kaymak. Al bunu. Burada yapılabilir. Onu orada mı bırakacaksın? Neyi? Onu! Ha. Gerektiğinde şirret bir kadın. Hiç karpuz kesmedim. Sen kestin mi? Kestim. Şekli var mı bir formülü? Yok. Kafasını saplıyorsun aşağı çekiyorsun. Tamam. Kırdın karpuzu. Allah Allah. Nasıl bir şey oluyor ya? Sen bunun için üretildin. Uf. Yani bu çekirdeksiz karpuzdu. Ay canım karpuz istedi. Kelek de değilmiş. Ürünümüz şu arkadaşlar. Kendi kendine karpuzu kesip servise hazırlayan mükemmel ürün. Bir şurayı bir çalkalayabilir miyim peki? Tabii. Ağzımıza sokacağız ya. Aha! Bu rüzgar gülü aynı zamanda gelin.
Acil sos verdi bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Buz. Karpuz döküyorsun. Bu mu? Bir tane mi? Yavrum küçük karpuzdur o. Karpuzu niye tadına bakıyoruz abi? Bu kesti işte. Çok güzelmiş karpuz. Evet karpuz gerçekten güzelmiş. Allah kahretsin karpuz. Hayır istediğiniz gibi kesebilirsiniz bakın ince. Göstereyim misin? Gelir misin şunu bir? Bu ne? Bu ne abi? İnce. Oha bütün kestim ben bakın. Bak bir kere yapıyorum buradan bak. Anladın? Berbat çalışıyor ama çalışıyor bak. Yunus'a da ver çocuk niyetlendi. Çocuk niyetlendi. Yo Yunus'a ne vereceğim ya? Yemek yemeye niyeti var yani. Buyurun efendim böyle ikram ediyor değil mi masalarda? Diyarbakır karpuzunda çalışır. Küçük ha. Bu karpuz dönmüyor. Bir de plastik olmasaydı güzel olurdu. Bak ben hemen yaptım bak. Şekli şükürlü kötü ama olsun. Çok beğenmedim açıkçası. Ben bence karpuzun yarısını israf ettik. Evet ziyan bu bence. Nereye israf ediyor? Hepsini kesemeyeceksin ya. Kalanını da bir zahmet eline kes. Karpuz bittiğinde sıkıntı olur. Şimdi daha bomba bir ürüne geçiyoruz. Gene yeme içme ile ilgili onu getireyim bir dakika. Buraya karpuz dökmüş bak çıldırtacak. Diyetimin birinci unsuru olacak bu. Fat magnet. Şişman çekici. Dur. Dur. Vermiyor bana bak beni çıldırtacak. Place the magnet freezer for a minimum 2,5 saat. Ya öf ya. Video 5 saat. Bunu tutuyoruz. Sonra yemeğin üzerinde gezdirince bütün yağları topluyormuş. Sonra da kazıyorsun üstünden. Bence deneyelim. Ya o olmasa bile biz deneyelim. Tamam biz bunu o zaman şimdi buzluğa atalım. Atalım. 2,5 saat sonra buzluğa. Bunu senin için aldım. Bonsai kit. Aşkım bunu alıyorsun. Toprağı var. Oğlum bunun ne alakası var? Bu ne? Değişik ürünle. Ya değişik de ben bunu böyle gelecek sandım çünkü. Bir anda oluyor sandım. Meğer öyle değilmiş. Saksıyı toprakla doldur. Doldurayım. Ama altından akacak. Onun altına bir tane de tabak koyacaksın ki. Onu diyoruz işte. Bir dakika bekleyin tabak getireyim. Abi ben çok severim bonsaiyi. Çünkü karate kitle büyüdüm. Tohumlardan birini 24 saat suda beklet. Peki diğeri ne olacak? He diğer tohumları kullanmayacağız. Çünkü bir tane çıkmasını istiyoruz. Mantıklı. Neden bir tane? İki tane çıksın çıkmışken. Aşkım yeri mi var iki tanesinin bonsai? Şunlardan bir tanesini veriyorum tohumlardan. Su getir. Bardak su götür. 6 ay sonra bunun videosu gelir. Derim bonsai böyle oldu diye. İyi de abi bu bir kere bonsai dediğin şey senin elinle şekil verdiğin bir şey. Nasıl böyle olacak bu? Bu genetiğiyle oynanmış bir şey o zaman. Tehlikelidir. Bu arada. Ne yapıyorsun aşkım? Haftalık. Şunları atacağım içine ya. He, ben bunu buraya dökeceğim sandım. En az 3 haftalık diye gelmiştim abi. Onu ben hemen gel yapayım ben. Yapacağım canlar. Bunu su mu dökeyim? Aynen dök sen. Bu 6 ay onun içinde mi kalacak? Hayır 24 saat. 6 ay ne? 6 ay onun için. Ne alakası var ya? Al bakalım. Bonsai bu tür ağaçların hepsine deniyor galiba. Benim bildiğim bonsai telle ağacı sıkılaştırarak büyümesini engelleyerek küçük kalmasını sağlamak. Bu nasıl olacak bilmiyorum işte o yüzden merak edip aldım ben bunu. Bunu daha önceki bir videomuzda incelemiştik ama. Aa niye aldın bir daha? Çalışma doğru onu incelemeyeceğim. Saçma. Yapmıştık bunu. Şimdi sana burada çok güzel bir şey. Ne bu şimdi? Aşk Cumhuriyeti tapu senedi. Dolduruyorsun il ilçesi bilmem nesi. Hak ve mülkiyet mülkiyetler hakkı bir şeyler diyor. Bu ne? Kalbimi sana tapu ediyorum yani. Ayrılmak isteyenler varsa güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Ya ne alakası var? Keko sevgilim bana Aşk Cumhuriyeti tapu senedi almış dersiniz. Ama özel bir şey var. O da bu kalem. Umarım çıkabilen bir kalemdir. Yarım saat sonra siliniyor. Ama hiçbir şey görünmüyor. Değil mi? Evet görünüyor fil çizdi. Biz anladık ama. Ya bu çok tehlikeli bir kalemdir. Kopya kalemdir ha. Size bir notum var. Canlar ne oluyor? Allah seni kahretsin. Ne yazıyor? Ne Canlar yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu arada henüz çaftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar Canlar. Canlar zili bildirimi açmış yani zildirimi açmış. Videonun duyurusu geldiği anda koşar gelirler. Yorumunu eksik etmez. O Candır. Bir de Cancıklar vardır. Videoyu izler, keyif alır, güler, eğlenir. Şöyle parmağını 2 santim indirip de bir abone olayım demez. İnatla yapmamaya devam eder. Canlar sadece ışıkla değil. Her türlü görünen o mükemmel el yazısıyken Cancıklar sen sol şeritte sakin sakin giderken arkadan xenonlarını açmış Keko gözlerini böyle yapıyor ya. Xenonları açmasan sanki biz görmeyeceğiz senin geldiğini. Abi bu ayak yıkama şeyi. No more bending your to clean your feet. Bending hand. Bir dakika. Biz bunu ne yapacaktık? Devamını anlatmadın. Aşkım anlattık ya. 24 saat sonra bunun içine mi koyacağız bunları? Evet. Sonra sulayacağız. 6 ay sonra gösteririm. Aa. Unutturmayın bana. Arada yazarsınız. 6 ay sonra yazın ama. Bonsai ne oldu diye. Can bonsaisi bu. Çıkmasa cancıktır. İşte eğilmeden ayağımızı yıkacağız bunları.
Niye bir tane çıktı? Tek ayağım mı var? Oğlum bu ne koca ayak için herhalde. Bir de kayma diye yapıştırmışlar. Çok iyi yalnız ya. Ama niye ayağım böyle manyak gibi yıkayayım zaten? Gidelim deneyelim. Bu mecrada ayak görmek istemiyorum ya. Uf. Deneyeceğiz mecbur. yapıştı. Hiç kıpırdatmıyorsun bunu. Duruyor orada. Bunun içine sokuyorsun ayağını. Ayaklarını yıkaman iyi oluyor yalnız. Ayak kirliyim. Şuraya bak. Leke yapma. Şey dökeyim mi? Köpürüyor böyle o. Yap dök bakayım. Hiçbir işe yaramadı bu. Evet. Ah, ama çok zor. Gıcıklanıyorum. Gıcıklanıyorum mu? Gıdıklanıyorum. Rahatlatıcı bir etkisi var mı? Var. Tamam, güzel bir şey demek ki o zaman. Şu topuk tarafı da topuğumu... Törpülüyor mu? Evet. Çok da güzel temizlemiş yani. Yani bu gözlük ve boynumda zincirle... Artı 18 böyle bir dizide bir adam gibiyim yani şu an. Farkında mısınız? Stevie'nin yerine giderim gibi bir şeyim yani şu an. Kimi? Stevie. Şuraya bas, ayaklarını kurut da öyle yerlere fırt fırt basma. Zaten bastık ki oraya aşkım. Tamam, sen böyle fırt diye yürüyorsun. Yaz yaz. İşte buna bayıldım. Şöyle yapıyorsun da. Nasıl yapılıyor? Bu bebek için. Ha, bu köpek için. Köpek. Yabancılar takıyor ya, onun çakması. Bence kedi için bu arada. Kedide de olur, evet. Ama normalde bunun daha kalitelileri var biliyorsunuz. Ben anca bunu buldum. Biz çok affedersin, arkadan görüntüsünü çeker misiniz? Çok iyi. Troll bebeklere benzedi. Arkadan görün, bence çok iyi. Bu şey, flörtün dünya şekeri yeğenim diye Insta'ya attığı yeğen. Bak. Bunu sen vampir seviyorsun diye almıştın. Evet. Made in China. Ama Çinlilerin ağzı küçük olduğu için sığmayabilir. Bir dene bakayım. Buffy'yi izlerken şey yapalım. Buffy the Vampire Slayer'e başladık. Yakıştı. Oldu. Oku mu? Oldu. Türkiye'de vampir dizisi çekilsen oynuyor mu? Çekildi zaten. Allah bir daha çekmeyecekler o yüzden. İnşallah. Bir kere çektiler, bir daha çekmezler artık. Oldu. Kötü bir şey oldu. İzliyorum, yemin ederim Buffy'de vampirler aynen böyle. Yemin ederim aynı kekolukta. Ne alakası Ceyda? Ya böyle atlıyorlar işte, koskoca vampir. Buffy'de vampir sizlere örnek vermene gerek yok. Onun üzerine çok dizi çekildi, düzgünü yaptık. Yılbaşı videosunda gemi katatonik oldu. Rita? Beğenmedin mi kostümünü? Ha? Şimdi geldik. Havalı saçlar. Bilmiyorum. Peki nasıl yapılıyor aşkım o? Eskiden böyle saçın içine krepe yapardık. Fıt 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 fıt. Ama ben onun nasıl takıldığını anlayamadım. Up to back ears where the head back would go. Anladım ben. Bu şekilde mi okuman gerekiyor? Ben anladım. Evet, Fırat Bey kuaföre gelmiş. Şimdi siz benim saçıma krepe yapıyormuşsunuz. Hı hı. Şöyle mi oturayım? Hı, oturun. Saçıma zarar gelmez değil mi? Evet. Bırakır mısınız? Ellemeyin. Crown of hair neresidir? Burasıdır. Şurayı böyle aldık. Pull off of one hair. Ay, saçımı acıtıyorsun. No. Saçımda takılmasın bak, vallahi ağlarım. No. Pull off of one hair. Oldu mu? Wait a minute. And think other side. No. Ne saçım acıyor. Don't worry. This side? Maybe. No. Saçların da çok kötü. Bakım yaptırmamışsın. Kim kesti bunu? Put all of this and turn there. Şimdi bak, onu karıştırıp sıkıştırırsan keserim seni. You can cut me. Aşkım yeah, öyle fine. Değil. Shut up and listen. If you have a really not perfect ear, you can put this, ladies, like this. Cover ear up. Gently push. And you can see how the backside is perfectly covered. Get up, nice and slowly. Meet new Jetta. Look at this beauty and perfection. I give a volume this side. And not volume that side. Because you are bad side and good side. Okay? Like okay. A person. I put this. Why? Because of your cows. I can show this ear. It's good looking, but not good looking this ear. It's not symmetric. It's a beautiful young lady hairstyle. I like it. How much money? 60 lir. What? 60 lir. Türk oldu bir anda. Throw something. Okay. Would you like it? I don't like it. No, you like it. No. Goodbye.
Biz niye yapamadığımızı anlamadım. Normalde anlamadım. Bunu böyle buraya koyacaksın bir şekilde evet. Ki şöyle üstüne geldiğinde işte abi saniyelik bir şeydi ya her şey. Ha, içinden geçirmiyor muydu? Okay, I understand. And... Okay. Gördün not so much here. You don't have not so much. Neyim ben? Avatar. Güzel oldu. Ferahlatıcı. Mint. Mint point. Ferahlamak için açtım o pointi. Yaz saç stili. It's for yaz sezon. If you want a kış sezon, you can take this and put it winter season. Okay, you are. Evet, güzel içecekler mi? Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Saçlarını yaptırmak isteyen olursa beklemeyiz. Lucadis kuaför salonum yakında açılıyor. Sizleri aynı zamanda hiçbir detayı kaçırmamak için ışıklı gözlüklerini tıraş ediyorum. Böylece her detayı görüyorum. Saç diplerinize kadar bakımınızı yapmış oluyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Mm-hmm.